merhaba. Bugün boyun, sırt ve omuz ağrıları çekenler için buradayım. Bu egzersizleri fırsat buldukça her gün yapmaya çalışın. Gündelik yaşantımıza da dikkat edelim. Ve bunun yanında da her gün antrenmanımıza da özen gösterelim. Lafı daha fazla uzatmadan bence hemen dersimize başlayalım. Şimdi ilk hareketimde omuzlarımla daire çizeceğim. Bunu yaparken lütfen omurganız nasıl rahatsa o pozisyonda kalın. Ayakta, oturarak ya da bağdaş kurarak da yapabilirsiniz. Omuzlarımızla daire çiziyoruz. Bir nefes aldım, çevirdim dairemi. Bir nefes verdim, çevirdim. Bir nefes al, çevir. Ve nefes ver, çevir. Bunu yaparken omuzlarınızı kontrol altında tutun. Hep aynı daire üzerinden daire çizmeye çalışın. Arkaya doğru çiziyoruz şu an. Ve bir 10 tekrardan sonra öne doğru çizeceğiz. Ve son 2. Ve son kez. Şimdi kal. Yine merkezini bul. Göğüs kafesini çok fırlamasın. Terse. 1. 2. Bir daire nefes alırken bir daire nefes verebilirsin. 3 4 ve 5 ve 6 7 8 9 ve son. Süper. Şimdi omuzlarını kulaklarına sıkıştırmaya çalış. Başından hafif geriye doğru gidiyor ve tekrar bas aşağıya. Aşağıya bastırırken çok fazla baskı uygulamayın. Sadece boynunuzu uzatmaya çalışın. Tekrar nefes verirken sıkıştır ve alırken uzadığını hisset omuzlarda aşağıya. Verirken ve alırken. Doğru postürde durmaya çalışıyorum. Kambur değil. Sıkıştırdım. Ve bastım. Sıkıştırdım, verdim nefesimi. Ve aldım. Son kez. Sıkıştırdım. Ve bastım. Süper. Şimdi başımı elimle ittireceğim. Ama siz baktığınızda herhangi bir hareket olduğunu gözlemlemeyeceksiniz. Elimle başımı ittirirken başımla da elimi ittiriyorum. Ama merkez çizgimden ayrılmıyorum. Bir direnç uyguluyorsun. Burada nefes al, ver ve 5 döngü bekle. 5 döngü nefes. Ve bıraktım. Şimdi diğer elimle. Elimi de ittiriyorum. Başımı da elime doğru ittiriyorum. Omuzlarınızda herhangi bir hareket yok. Başınızda ve elinizdeki hareketi görmemem lazım. Süper. Yine 5 döngü bekledik ve bıraktım. Şimdi ellerimi arkada kenetledim. Ve sanki gıdımı çıkarır gibi başımı geriye alırken ellerimle de başımı ittiriyorum. Yandan göstereyim. Omuzlarım da harekete adapte oluyor. Yine 5 dönümü bekle ve bıraktım. Güzel. Şimdi başımı öne ittiriyorum. Ve elimi de arkaya ittirmeye çalışıyorum. Ama yine merkezimden ayrılmıyorum. Bunlar değil. Bunlar değil. Hareket yok. 5 döngü bekle. Kuvvet uyguluyorsunuz.
ve bıraktık. Süper. Şimdi geldik rotasyonlara. Başımla yana doğru dönüyorum ama alnım değil, çenemle omzumu geçmeye çalışıyorum. Nasılsa başımın hizası yana aldığında da aynı olmalı. Şu bunlar olmasın, tamam. Çevirdim. Ve geldim, nefes aldım. Verirken diğer tarafım. İki. Aldım, verirken. Üç. Aldım. Dört, verirken. Beş. Altı. Ve yedi, duruşu bozma. Sekiz. Dokuz. Ve son. Döndüm. Ve lateral fleksiyon aldım başıma. Bunu yaparken elinizden yardım alabilirsiniz. Bu elinizle de omzunuzu aşağı indirebilirsiniz. Ama yine dediğim gibi çok büyük baskılar yapmayın. Nefes al, ver, bekle. Beş döngü. Uzadığını hisset. Boynunun. Ve geldi. Şimdi diğer tarafa. Yine çekiyorum. Burada bir ipin uzadığını hissetmeniz lazım. Ve geldim. Bunu sevmiyorum çünkü günlük yaşantımızda da çok öne doğru eğiliyoruz. Özellikle telefon bağımlıları. Ama yine de küçük de olsa, az da olsa yapmamız gerekiyor. Öne aldım başımı. Ve aldım nefesimi. Geri. Çenemizi de yukarı ittirmeye çalışın. Tabii ki tansiyon problemi olanlar, vertigo problemi olanlar var ise dikkatli yapsınlar, kendilerini gözlemleyerek, hissederek. Tekrar öne al. Ortadayım, aldım nefesimi. Geri. Aldım, verirken. Aldım, verirken. Çene yukarı, merkezinden çene aşağı. Son iki yapalım. Ve eğer bu hareket sizi rahatsız etmiyorsa arkada kalıp yanlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi rahatsız olmuyorsanız. Bu da etkilidir. Ve bunu da 10 sayı yapmanız nefes vererek yanlara yeterli. Evet, şimdi bir duvara ihtiyacınız var. Çünkü size omuz ve sırt ağrılarınız için birkaç çalışma daha göstereceğim. Duvara dayandım. Sırtımızın yerde olması gerekiyor. Yani duvarda olması, yaslanmış olması gerekiyor. Hafif dizlerinizi bükün. Ayaklarınızın arasında bir yumruk mesafe olsun. Ve bu şekildeyken doğal kıvrımınızı, belinizdeki doğal kıvrımı bulmaya çalışıyoruz. Nasıl bulacağız? Herkesin doğal kıvrımı bir kere farklıdır. Bu yüzden kendi doğal kıvrımımızı bulabilmek için asis kemikleriniz, yani leğer kemikleriniz ve pubik kemiğiniz, üçgeniniz karşıya paralel olmalı. Dümdüz olmalı burası. Burası dümdüz olduğundaki bulduğunuz bu belinizdeki boşluk sizin doğal bel boşluğunuzdur. Ve omurga nötrdeyken kollarımı aldım,
ışığı. Yani tabii olabildiği kadar zamanla daha da açılacak. Nefesi verirken yukarıya doğru ittirdim kollarımı ama duvardan ayrılmamaya çalışıyorum. Ve tekrar çektim. Verirken ittin. Doğal boşluğunu koruyarak ilk harekete başladığın omurganı koruyarak yapmaya çalış. Verirken ittirdin. Sadece kollarında hareket olmalı ve kolların duvardan ayrılmamalı. Verirken kürek kemiklerini hisset arkada ve tekrar alırken çektim. Verirken inanın çok zor bir hareket ve alırken çektim. Bunu 10-12 tekrar yapabilirsiniz. Şimdi yine buradayım. Hiç bozmuyorum 90 derece dirsekleri. Ve nefes verirken dirsekler duvarda yapışık, ön kollarınızı aşağı indirmeye çalışıyorsunuz. Ve çektim. Verirken, alırken, güzel. Verirken, alırken, devam. Verirken yine 10-12 tekrar uygundur. Ver nefes. Ve al. Verdin. Ve aldın. Ve son kez yapıyorum. Siz 12'ye tamamlayın muhakkak. Ve şimdi buradan nefesini alırken kapat, dirseklerin göğüs hizasında, avuç içlerin birbirini gösterse ve alırken aç ama göğsün dışarı fırlamasın. Unutma, duvara yapıştırdılar seni ilk hizandaki gibi. Elleri birleştirmiyorum. Maksimum göğüs hizası olsun. Ve açtım. Ve dirsekler karşı karşıya geldi ellerde. Ve açtım. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Eller omuzların üzerinde. Verirken ve alırken açtım. Verirken, alırken açtım. Ver nefes. Ve al. Yine 10-12 tekrar uygundur. Ve son. Şimdi bu yapacağımı yerde de yapabilirsiniz. Yere yatarak da yapılabilir. Kollarım uzun. Nefesimi verirken ellerimi ileriye uzanıyorum. Birleştirmiyorum ellerimi, göğüs hizasında. Kürek kemiklerimin yanlara açıldığını, ileriye uzadığını hissediyorum. Ve tekrar arkaya çekiyorum. Önden göstereyim. Verirken hiçbir hareket yok kollarımda. Ve geriye çekiyorum. Arkadan göstereyim. Uzadım, verdim, alırken, uzadım, verdim ve alırken geri çektim. Güzel, 12 tekrar ve alırken ve ver nefes, uzat ve alırken ve son kez yapıyorum ben, siz devam edin ve dersimizin sonuna geldik.
Boyun, omuz ve sırt ağrılarınızın kronikleşmemesi için lütfen bu egzersizleri düzenli olarak her gün yapmaya çalışın. Ayrıca gündelik yaşantınıza dikkat ederseniz ve tüm vücut antrenmanlarınızı da her gün ya da gün aşırı yapmaya çalışırsanız kronik ağrılarınız kalmayacaktır. Görüşmek üzere. Bu arada ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenip, sayfanızda paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.